Haberi verdik. Şimdi ekonomi bloğunu açma zamanı. Konuşacağız. Doçent Doktor Filizer Yılmaz bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Duygu Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar olsun. Az önce Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili bir haber paylaştık. Herhangi bir değişiklik beklenmediğinden bahsettik. Gelinen noktada faizin bulunduğu yeri nasıl görüyorsunuz? Hemen bunun değerlendirmesiyle başlayalım. Tabii ki karara ilişkin beklentinizi de almak isterim. Tabii Duygu Hanım, yani beklentimle başlayayım. Ben de piyasa gibi bugün faizin sabit tutulacağını bekliyorum. Bir değişiklik beklemiyorum. Tabii gözümüz faiz karar metninde olacak. Faiz karar metninde de çok büyük bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Genel olarak verilen mesajlar korunacak, ileriye dönük mesajlar. İlki şu olacak, yani bence şunu korumaya devam edecekler. Gerekirse faiz artışı yapabiliriz. Enflasyonda eğer bir tehdit görürsek kısmı devam edecek. Tabii piyasa asıl şunu merak ediyor. Artık piyasa bir faiz artışı gelir mi noktasında değil de ilk faiz indirimi ne zaman gelir? Burayı merak ediyor. Buna dair bir mesaj olur mu? Düşük bir olasılıkta da olsa metinde buna dair bir sinyal olur mu? Bunu merak ediyor. Buna dair de bir bunu sinyal beklemiyorum. Bunu düşünmemiz için bile çok erken değil mi peki? Kesinlikle Duygu Hanım. Yani katılıyorum size. Tüm dünyada olduğu gibi tabii piyasalar merkez bankalarını zorlamayı seviyorlar bu noktada. Belli kesimlerde beklenti içinde belirli sıkıntılar sebebiyle. Dolayısıyla da orada da şuna devam edecek. Yani aylık enflasyonun ana eğilimi düşene, enflasyon beklentileri benim istediğim patikaya gelene kadar ben faiz indirmiyorum diyen, yani göreli olarak şahin duruşunu devam ettiren Merkez Bankası olur. Tabii gözümüz şurada olacak. Bildiğimiz gibi son dönemde bu hem işte carry trade'le girişler var, Merkez Bankası rezerv biriktiriyor, piyasadan döviz alıp piyasaya TL verdiği için dönem dönem TL likitte fazlalığı oluyor ve bu nedenle işte sterilizasyon araçlarıyla, miktarsal sıkılaştırma araçlarıyla teknik bir takım adımlar atabiliyor. Önden bunun sinyalini verebiliyor. Belki orada bir olursa değişiklik olur ki orada da çok açıkçası bir değişiklik beklemiyorum ama hani belki orada teknik bir detay görürüz. Genel olarak duruşunu değiştirmeyecek. Tabii şuna gelelim. Peki gerçekten artırması gerekiyor mu? Sabit kalması doğru mu? Evet, bence doğru bir karar. Çünkü ben açıkçası enflasyonla mücadelede şu an faiz tarafının yeterince sıkı olduğunu, yani finansal koşulların para politikası açısından yeterince sıkı olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan şu an bir faiz artışına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Ama tabii bu demek değildir ki biz enflasyonla mücadelede henüz istediğimiz noktaya gelmiş durumda olduğumuz anlamına gelmiyor. Burada hep söylüyoruz, yani para politikasını biz bugün faiz artırıyor olsak bile etki alanı çok sınırlı kalacak. Etki alanı sınırlı kalmasıyla birlikte ekonomide bu ani duruş riski yaratabilir. Burada bence hep söylüyoruz, maliye politikasında kamu harcamalarının kısılması noktasında ciddi bir ilerleme kaydedilmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla orada da ciddi bir ilerleme kaydedilebilirse, özellikle de son dönemde neyi tartışıyoruz? Vergi artışlarını. Dolayısıyla biraz piyasaya yanlış sinyal de gönderildiği de kanaatindeyim. İlki şu, işte kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, yani tabiri caizse daha fare doğurdu. İstediğimiz düzeyde bir paket göremedik. Bir de bunun üzerine vergi artışları yine ve yeniden gündeme gelince bu ister istemez piyasada işte yine aynı yolda devam ediyoruz. Kamu harcamalarını kısıtlamayıp vergiler üzerinden bu işi yürütmeye çalışıyor ki vergilerin de ne boyutta olacağı, yani dolaylı vergiler olacaksa bu aslında bir tur daha enflasyon artışı anlamına gelir. Bu işin şöyle bir sakıncalı tarafı da var. Şimdi Türkiye'de enflasyonun ana nedeni, en büyük nedeni nedir diye baktığımızda fiyatlama davranışları bozuk. Kar enflasyonu çok güçlü, fiyatlama davranışı güçlü olan hele ki hizmet sektöründe hala fahiş fiyatları konuşuyoruz. Devlet kalkıp vergilerde artış yaptığında bu kısmın eline de aslında siz bir fırsat vermiş oluyorsunuz. İşte devlet vergi artırıyor, vergi artırdığı için benim maliyetlerim artıyor, ben de artırıyorum noktası geliyor. Yani hiçbir şey olmasa bile yanlış sinyal de gönderiyor olduğu kanaatindeyim. O açıdan yani Türkiye'de fiyatlama davranışları bozuk. Evet, bu enflasyon beklentilerinin aşağı gelmesiyle oldukça ilintili, enflasyonun düşmesiyle oldukça ilintili meseleler. Ama ben hani şu koşulda, şu tahlilde artık faizler kanadında ek bir faiz artışının çok işe yarayacağı kanaatinde değilim. Farklı alanlarda adımların çok daha etkin olacağı kanaatindeyim. O nedenle faizlerde bir değişiklik beklemiyorum. Faiz indirimle ilişkin de Merkez Bankası'nın tavrında bir değişiklik beklemiyorum. Bence tartışma konusu o. Yani ne zaman gelir peki? Yani anladığımız kadarıyla 4. çeyrekte bir faiz indirimi gelecek gibi görünüyor Duygu Hanım. Piyasada ciddi bir beklenti var. Merkez Bankası'nın da eğer alanı eğer müsait olursa, ne demek istiyorum? Yani gerçek anlamda evet, yıllık enflasyon düşecek. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hem baz etkisi, hem para politikasının gecikmeli etkileri, hem kurda bir istikrar var, aşağı yönlü baskı var. Bunun dezenflasyonist sürece bir katkısını göreceğiz. Bunlar bütünüyle öyle veya böyle enflasyon beklentilerini düşürmeye devam edecek. Evet, enflasyon düşecek. Fakat işte yıllık enflasyon ne kadar düşer? Daha önemlisi Merkez Bankası'nın işaret ettiği aylık enflasyonun ana eğilimi gerçekten 3. ve 4. çeyrekte yeterince gerileyebilecek mi? Buraya bakıyor olacağız.
Ama anlaşılan o ki biraz önce de söylediğim gibi yani şunu da bilmiyoruz tabii Duygu Hanım. Yani Merkez Bankası haklı olarak oralara henüz gelemedi. Yumuşak inişle mi enflasyonu düşürmeyi hedefleyen bir Merkez Bankası var? Yoksa sert inişi göze alarak da enflasyonla mücadelede ben varım diyecek olan bir Merkez Bankası mı var? Henüz onu göremiyoruz. Çünkü oralara henüz gelemedik. Bundan sonra bu kısım biraz daha netleşecek. Eğer Merkez Bankası'ndan şu tavrı görürsek ki onu zannetmiyorum. Çünkü siyasi taraftan gelen mesajlar son dönemde dördüncü çeyrekte yani sert inişle değil de yumuşak inişle enflasyonla mücadeleyi biraz daha gündeme getiriyor gibi görünüyor. Bu nedenle de piyasa cesaretleniyor açıkçası. Piyasa diyor ki dördüncü çeyrekte bir faiz indirimi gelir. Haliyle öyle gibi görünüyor. Net bir şey söyleyemiyorum. Çünkü çok şahin duran, üstüne düşenleri yapan bir Merkez Bankası var. Hani olur da aylık enflasyonu ana eğilim istediğimiz patikada gitmezse bir faiz indirimi yapmayacak bir Merkez Bankası beni çok şaşırtmaz. Olasılık biraz daha düşük faiz indirimine göre ama beni şaşırtmayacaktır. Dolayısıyla onu da zaman bundan sonraki süreçte soru cevap kısmı mesela enflasyon raporunda sorulacaktır bu bir sonrakinde. Orada çok daha net anlayacağız. Dolayısıyla hani piyasalarda hiçbir etkisi olmayan bir olay diyebileceğimiz bir gün yaşarız diye düşünüyorum bugün açıkçası. Piyasa fiyatlamalarını soracaktım. Siz zaten ona cevap verdiniz ama konuşalım. İfadeleriniz içerisinde dikkatimi çeken bazı hususlar vardı. Onları da biraz açıp derinleştirmek isterim aslında. Mesela fiyatlama davranışlarında bozulma olduğundan bahsettiniz. Çok aşikar zaten bu. Yani biz bu konut kiralarını da konuşuyor olsak görüyoruz. Sebze meyve fiyatlarında da diğer dayanıklı tüketim mallarında da görüyoruz. Çünkü maliyet hesabı yapılamadığı için artık enflasyonun nereye gideceği ya da kendilerine bindirilecek işte vergi ve diğer yükleri hesaplayıp ona göre fahiş fiyat artışları yapılmasına da neden oldu bu süreç. İşin bir tarafında da şöyle bir husus ortaya çıkmaya başladı. Biz aslında enflasyonlu yaşamaya alışkın bir ülkeyiz ama bizim karşılaştığımız enflasyon hep maliyet enflasyonuydu. Bu yılın ilk 3 ayındaki harcamalara bakıldığında talep enflasyonunun ortaya çıktığı söylendi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından ve bunun da 3-4 puanlık bir ekstra baskı yaptığını ifade etti. Ve hatta dedi ki biz faiz de artırsak zaten bu etkiyi, talep etkisini kompanse edemeyeceğiz. Son yapılan açıklamalarda buna işaret etmişti. Şimdi hal böyleyken talep enflasyonunu körükleyecek bir ortamda oluşmuyor mu sizin de dediğiniz gibi? Çünkü maliyetlerin artacağı düşünülüyorsa, fiyatların artacağı düşünülüyorsa talep yarından bugüne kayıyor. Uzun süredir karşılaştığımız bir şey aslında bu ertelenen talebin vücut bulması, tüketime dönmesi hususu. Bununla ilgili ne gibi adımlar atılabilir? Çünkü bir bakıyoruz işte kredi kartları ile ilgili kısıtlamalar var. Zorunlu karşılıklarla ilgili kısıtlamalar var. Geçtiğimiz toplantılarda da takip ettik. Merkez Bankası faizde bir değişiklik yapmıyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi sterilizasyon araçlarını kullanıyor. Yani karar sonrasında mesela farklı adımlar görür müyüz? Biraz uzun bir soru oldu. Tabii rica ederim Duygu Hanım. Gayet güzel ifade ettiniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi dediğiniz gibi ilk çeyrekte ciddi bir öne çekilmiş talep etkisi vardı. Yani burada bence sadece enflasyonun yüksek olması değil de özellikle bu seçimlerin olması biraz piyasa algısını bozdu. Seçimler olduğu için özellikle kur gidecek, patlayacak, kur endeksli bütün fiyatlar daha da artacak beklentisi. Özellikle öne çekilmiş talebi tetikleyen ikinci yüksek enflasyonla beraber ikinci etmen oldu. Bir diğeri kredi kartlarını sınırlama getirilecek, işte limitler azaltılacak. Taksit sayısı azaltılacak. Kredi kartıyla daha alışveriş yapmayı düşünenler daha öne çekti. Yani normalde yüksek enflasyonun olduğu ülkelerde öne çekilen talep olur. Ama bu anlattığım seçim kaynaklı iki neden de ekstra bir neden oldu. Bir de şu da var tabii Duygu Hanım. Türkiye'de ne kadar faiz artırsanız da üst düzey gelir grubunda çok etki etmiyor. Çünkü Türkiye'de gerçek anlamda nüfusun %20'lik kesimi üst düzey gelir grubu. Çok güçlü serveti var bu kesimi. Faize duyarlı değil bu kesim. Yani faiz artıyor olsa da güçlü bir şekilde tüketmeye, talep etmeye, etkilemiyor. Evet, fırsatçılığa rağmen devam ediyorlar bu grup. Dolayısıyla bu grubun talebini kesemiyoruz. Yani Merkez Bankası'nın raporlarına baktığınızda kredi kartı harcamaları, faiz artışlarının dar ve yoksul gelir taraftaki kesime etki ettiğini görüyorsunuz. Şimdi tam da bu noktada, şimdi diyelim ki dediğiniz gibi bir talep enflasyonu var. Evet, ikinci çeyrek öncü göstergeleri ilk çeyreğe göre orada bir zayıflama işareti var. Ama henüz istediğimiz yerde değiliz. Şimdi tam da sizin dediğiniz gibi fiyatlama davranışları bozuk olduğu sürece, enflasyon beklentilerini istediğimiz çıpalamayı görmediğimiz sürece acaba bu öne çekilmiş talebi tetikler mi? Evet, göreli olarak tetiklemeye devam eder ama ilk dönemdeki, ilk çeyrekteki kadar güçlü görmeyebiliriz. Çünkü reel satın alma gücü, hele ki asgari ücrete zam yapılmayacaksa, hele ki emekliye refah payı verilmeyecekse bu durumda
Bir miktar daha zayıf olabilir. Kimse beni yanlış anlamasın. Şunu demek istemiyorum. Yani işte ücretlere zam yapılması bir sıkıntı doğru demek istemiyorum. Ekonomi yönetiminin gerekçesi tam da bu noktada bu. Ekonomi yönetimi diyor ki işte zam yapmama gerekçeleri burada bu. Bu doğru değil, bunu söyleyeyim. Yani çünkü neden? Zaten enflasyon karşısında en çok ezilen, en çok dezavantajlı gruplar ve yoksul kesim. Dolayısıyla %75,5'da zirveyi gördüğümüz reel satın alma gücü iyice eridi. Yani şunu demek istiyorum. Reel satın alma gücü o kadar eridi ki hele ki dar ve yoksul gelirli kesimde öne çekilmiş talep edecek durumları yok. O açıdan hani reel satın alma gücü çok düştüğü için, enflasyon tepeyi gördüğü için öne çekilmiş talebi en azından toplumun bu kesimlerine görmek mümkün olmayabilir diye düşünüyorum. Hakeza diyelim ki ücretlere bir zam yapılıyor olsa da bence yine aslında telafi edilecek. Yani enflasyon farkını siz sadece telafi etmiş olacaksınız. O açıdan bu konuda ek bir adım beklemem, çünkü öncü göstergeler ve hele ki üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler evet bir miktar olacaktır elbette. Çünkü şunu görüyoruz Duygu Hanım, dünyanın neresine giderseniz gidin. Eğer bir ülkede enflasyon yüksekse bu mutlaka fahiş fiyat satçılık bile olmasa öne çekilmiş talebi mümkün mertebe gündeme getiriyor. Ama bunun etkisi ilk çeyrekteki kadar güçlü olmayabilir kanaatindeyim. Hele ki bir de zam yapılmazsa hepten bu durumda reel satın alma gücü eriyeceği için, yerlerde sürüneceği için bu etkinin çok güçlü olmasını bu açıdan beklememek gerekir. Ama tabii bu şu demek değil ki iç talepteki bu soğuma %38'lik hedef, hatta bence artık %38 konuşmamak gerekir. Çünkü anlaşılan o ki Merkez Bankası %40-45 arası bir oranı tutturacak. Önümüzdeki enflasyon raporu var. Peyderpey bu bandı da yukarı çekerek piyasa beklentisine yakın bir yerde tamamlayacak. Bence konuşmamız gereken 2025 yılı. Çünkü evet. Merkez Bankası %14, piyasa beklentisi %25-26. Asıl orayı tutturup çok çok iddialı bir hedef gibi görünüyor. Yani 2024'de öyle veya böyle 4-5 puan ıskalayabiliriz ama 2025'i nasıl kotaracağız? Niye bunu söylüyorum? 2025'te faiz indirmemiz gereken bir süreç olacak. Hem faiz indirerek arada %15'lik farkı nasıl tutturacağız? Orası biraz muamma gibi görünüyor açıkçası. Hocam şimdi konuyu başka bir yere çekmek istiyorum. Konuşmaya devam edeceğiz ama arkadaşlarım Cem ve Belce bir gündem hazırlamışlar. Şimdi biz Belce'yi de evlendirmeye hazırlıyoruz. İstanbul'da bir çiftin evlilik maliyetinin ise 600 bin lira olduğu hesaplanmış. Burada rakam minimum rakam bu arada telaffuz edilen. İşte düğün salonu kiralanırsa masraf %106,8 artmış. Mobilya masrafları %70'e yakın artmış neredeyse. 147 bin liraya çıkmış gibi rakamlar var. Kiralık ev tutmanın maliyeti ise 96 bin lirayı geçmiş. Yani topladığımız zaman aslında çıkan rakam şu 600 bin lira civarı. İşte bunu kır düğünü yaparlarsa eğer nereye geliyor ki son zamanlarda çok moda biliyorsunuz. 754 bin seviyesine kadar çıkıyor. Gençler ne yapsın? Bu rakamlarla evlenilir mi? Nasıl görüyorsunuz? Ki biz hani konut bulmanın, konut edinmeyi geçtim. Aslında kiralık konut bulmanın bile çok zor olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Aynen öyle Duygu Hanım. Yani şimdi bu fiyatlara baktığımızda hani biraz önce de konuştuk. Hani gerçek anlamda maliyetler arttığı için mi bu kadar artıyor? Ben birçok alanda böyle olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Evet, yani dünyanın, yine akademik bir şey söyleyeceğim. Dünyanın her yerinde enflasyon yükseldiğinde, enflasyonda mücadele yoksa veya varsa bile enflasyon düşmüyorsa fiyatlar bozulur, fiyatlama davranışları bozulur, fahiş fiyat fırsatçılık çıkar. Ama bu işin ikinci boyutu da biraz etikle alakalı. Yani ben açıkçası son 2-3 yıllık sürede biraz Türk halkı olarak bu konuda biraz etik olarak çok kötü bir sınav verdiğimiz kanaatim. Bu iş biraz etikle de alakalı açıkçası. Dolayısıyla da bu fiyatlarla gerçekten evlenilmez. Hele ki yani sabit bir ücretle çalışıyorsanız gerçekten işiniz çok çok zor. O açıdan hani biraz önce söylemeye çalıştığım şey buydu. Fiyatlar o kadar yüksek ki ve insanların ücretleri o kadar enflasyon karşısında eridi ki insanların artık zorunlu taleplerini bile kısmaya gittiği, özellikle dar ve yoksul gelirli kesim için söylüyorum, daha orta gelirli kesim için söylüyorum, böyle bir sürece evrilmiş durumdayız. Ama tabii orada bir paradoks var. Hani hep konuştuğumuz şey, madem bu kadar hani bu kesim zorlanıyorsa, peki bu talep, işte bu talep toplumun 17 milyon dediğimiz bir ülke aslında, 17 milyon olarak baktığımızda evet. Yani bir toplumun en zengin %20'lik kesimi bu kesimden geldiğini görüyoruz. Tabii orada da azalma işaretleri var. Yani şunu söyleyeyim, maalesef Duygu Hanım, hep diyoruz ya, yani enflasyonla mücadele çok önemli bir mesele. Enflasyon katı hale gelmeden, yükselmeden hani enflasyonun başını aşağı eğmek gerekir. İşte Türkiye burada çok ciddi bir hata yaptı. Dolayısıyla şimdi bu hatayı düzeltmeye çalışılıyor olsa bile düzeltemiyorsunuz. Yani fiyatlama davranışlarını cezayla, kontrolle nereye kadar azaltabilir? Azaltabilseydik zaten son iki yılda azaltabilirdik. Bunu kontrol ederek azaltamazsınız. Diyelim ki heterodoks bir gelirler politikası yaklaşımı getirdiniz. Fiyatlara kontrol getirin. Her şeyin üstüne fiyatını yazın. Bunu da bir yere kadar yaparsınız. Onu kiralarda da yapamadık. Bakın, kiralara getirdik. Kira kontrolü getirdik. %25'in üstüne artıramazsınız dedik.
Peki öyle oldu mu? Hiç de öyle olmadı. İşte yani biz buna şey diyoruz. Eğer bir ülkede para politikası veya maliye politikası enflasyonla mücadelede işe yaramıyorsa artık mecburen devreye ek böyle daha ne diyelim polisiye tedbirler olarak nitelendiririz. Heterodoks politikalar, yaklaşımlar. Buna da gelirler politikası diyoruz. Bunun bir boyutu kira kontrolüdür, bir boyutu kar kontrolüdür, bir boyutu ücret kontrolüdür. Mesela ücret kontrolü yapılıyor. İşte demeye çalıştığım şey dünya tarihinde de görüldü. Türkiye'de de işe yaramıyor bunlar. Onun için işte hiç bu hale gelmememiz gerekirdi bizim. Hiç bu noktalara kadar enflasyonun çıkmaması gerekirdi. Asıl mesele burada. Evet. Sonrasında düzeltemiyorsunuz. İyi niyetli bir şekilde adım atsanız da işe yaramıyor. İşte dünyada da böyle değil mi Duygu Hanım? Yani maalesef. Bakın Amerika %9.1'e kazan kaldırdılar. Gördükleri tarihi zirve bu. Ve hala çok güçlü adım atmalarına rağmen düşüremiyorlar. Bizde durum daha da sıkıntılı. Açıkçası çok kolay değil. Yani ben şöyle söyleyeyim. 2026'da tek haneli değil, piyasa beklentisine göre 5 sene sonra, belki 6 sene sonra görebileceğiz. Her şey çok yolunda giderse. Tek haneli rakamları. Yani bir taraftan da deniyor ki hani %36'ydı yıl sonu hedefi. O %38'e güncellendi bu enflasyonla ilgili hedef son raporda. İlk 3 aydaki tüketim harcamalarının talebin katkısından bahsedilerek bu gerçekleştirildi. 2 puanlık bir güncelleme var yukarı yönde ama 38 seviyesinde gerçekleşmesi bile çok mümkün görünmezken yapılan açıklama hani iddiasız bir merkez bankası olması bu anlamda bir oksimoron yaratır gibi ifadelerle karşımıza çıktı. Mevcut durumda zaten biz bu hedeflerin zikredilen tahminlerin daha doğrusu gerçekleşebileceği noktanın aylık gelişmelere baktığımızda uzağındayız. Ama işin bir tarafında da sene sonu için bir faiz indirimi konuşmaya başlayacaksak ki hani 40'larda tahmin ediliyor. Mevcut politika faizi 50 seviyesinde. İşte bir 100-200 bas puan kadar beklenen enflasyonla yani bir sonraki senenin enflasyonuyla faiz indirimi de gelebilir deniyor. Buradaki riskleri iyi analiz etmek gerek diye düşünüyorum. Hem biz vatandaş açısından ekonomi yönetimi zaten muhakkak bunun üzerine çalışıyordur. Evet Duygu Hanım, yani orada da şunu görüyorum, yani piyasada ikiye ayrılmış bir durum var. Bu konuda biraz daha güvercin olarak nitelendirebileceğim bir kesim var. Yani bu kesim diyor ki zaten faizler yeterince yüksek. Diyor ki şimdi baz etkisiyle ne olacak? Temmuz'dan, hele ki Temmuz-Ağustos'ta çok hızlı düşecek. Nereye kadar düşecek? %75'lerden %55'lere kadar düşecek enflasyon. Hı hı. Hatta birkaç ay sonra son çeyreğe geldiğimizde %40-50 arasına gelecek. Şimdi dolayısıyla %40-50 arasında gelen bir enflasyonun olduğu durumda, enflasyonun düşmeye başladığı bir durumda artık faizleri %50'lerini tutmanın bir anlamı olmuyor diyorlar. Şöyle bakıyorlar, dediğiniz gibi beklenen enflasyona bakacaklar. Yani diyelim ki Sayın Şimşek de söyledi, son çeyreğe gittiğimizde beklenen enflasyonun işte daha böyle %20'li seviyelere gerilediği bir durumda %50'de faizi bırakmanın ekonomiyi bunaltmaktan öteye gidecek bir yolu yok diyen bir kesim var. Ama şöyle bir durum var, evet gerçekten sinyal etkisi var faizin. Dolayısıyla bizim ülkemizde geçmişten gelen bir takım yükler olduğu için piyasa bunu şöyle yorumlayabilir. Hani enflasyonda daha henüz çok iyileşmeye gidilmeden bir faiz indirimine gitmek, bakın gördünüz mü yine aynı eski yollara geldik. Enflasyon katı olacak, kalıcı olacak, çok da düşmeyecek. Ekonomik büyüme yeniden öncelendi. Yani geçmişte yapılan hataların yeniden aslında beklentileri yanlış şekillendirdiğini de görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda diyelim ki gerçekten Merkez Bankası'nın alanı olsa bile bu geçmişteki yapılan hatalar sebebiyle yanlış sinyaller de gönderebilir ve enflasyon beklentilerini belki yukarı çekmez ama enflasyon beklentilerindeki aşağı gelmeyi biraz olumsuz da etkileyebilir kanaatindeyim ben bu noktada. O açıdan hani hep Merkez Bankası şunu önümüze getiriyor ya, aylık enflasyon ana eğilim. Mesela şöyle eleştiriler başladı Merkez Bankası'na. Eskiden aylık enflasyonun ana eğilimine çok vurgu yapıyordu. Artık çok da vurgu yapmayacak oraya. Çünkü orada çok net bir iyileşme yok. Yani şu an bizim %1,5'lara yakın bir oran görüyor olmamız lazım ki %38'i tutturabilelim. Evet. Ama şu an hala biz %2,5 arasında gidiyoruz ki piyasa beklenti anketine baktığımızda da yakın vadede de %2'nin altına çok inecek gibi görünmüyor. Bir de kamuda yönetilen yönlendirilen fiyat artışları da gelecek gündeme. Onun ne kadarlık bir etki edeceğini bilmiyoruz. Evet, vergi artışları eğer olacaksa bile 2025'e etkileyecek gibi görünüyor ama dolayısıyla tüm bunları toparlayacak olursam bir alanı olsa bile maalesef işte Merkez Bankası doğru işler yapıyor olsa da geçmişteki algılar işin içine girip beklentilerin düşmesini engelleyebilir. Böyle bir risk var. O nedenle hani hiç bu risk alınmadan, bakın ben bu işte ne kadar ciddiyim, alanım var ama ben yine faiz indirmiyorum diyerek tırnak içerisinde ekonomideki bunalmaya rağmen indirilmemesi de daha doğru olabilir kanaatindeyim Duygu Hanım ben. Çünkü dünyada böyle bir süreç var. Bakın Fed'in bile indirip indirmeyeceğini bilmiyoruz. Belki evet bir faiz indirimi yapacağız diyorlar ama belki hiç yapmayacaklar. Dolayısıyla yani böyle bir ortamda belki Avrupa Merkez Bankası benden lineer doğrusal bir faiz indirimi beklemeyin diyor.
Çünkü Evet. benim de diyor yukarı yönlü risklerim var diyor. Dolayısıyla daha dünya bile başlamamışken bizden çok önce faiz artımla başlayan süreçte, yani şöyle söyleyeyim, bir alan olabilir, indirilebilir, yani bakılabilir ama hiç indirilmemesi çok daha doğru bir karar olabilir. Tabii orada da şuna bakacak muhtemelen Merkez Bankası. Ekonomik büyüme, enflasyon ödünleşmesine bakacak. İşte dezenflasyon süreci ne kadar hızlı gidiyor, buna bakacak muhtemelen. Ama dediğim gibi yani sadece şuna bakarak işte enflasyon faiz %50, işte beklenen enflasyon bu kadar diyerek değil, bu işin sinyal etkisi düşünülerek hiç indirilmemesi sanki çok daha doğru bir karar olabilir. 2025'in ilk çeyreğini Öyle. ertelenebilir gibi geliyor bana. Zaten hedeflenen seviyede 2025'in ilk çeyreğinde görülecek enflasyon için konuşacak olursak. Yani bu gidişat biraz daha onu gösteriyor. Şimdi bir taraftan da kuru konuşuyoruz. Yani piyasaların verdiği tepki ama kuru konuşurken aslında hani Merkez Bankası rezervlerine, Merkez Bankası'nın bu anlamda alıcı konuma dönmesine de değinmek durumundayız. Eldeki malzeme ne? Şimdi bu enflasyonla mücadele noktasında talebin kısılması, tüketim talebini kısalım. İşte kuru belli bir aydanaya enflasyonun altında artışla yoluna devam ettim gibi bir görünüm ortaya çıkıyor. Mevcut durumda o zaman beklentiler nasıl seyredecek yıl sonu kur seviyesiyle ilgili? Çünkü 50'ler konuşuldu, işte 40 küsürler konuşuldu ama bu gidişle çok da böyle 40'lara ulaşacak bir kur yokmuş gibi de geliyor. Bir yandan Merkez Bankası'nın rezervine de bakalım toplam rakama. 14 Haziran haftasında 149 milyon dolar artmış, bir önceki haftaya göre 301 milyon dolar seviyesiyle tüm zamanların en yüksek noktasına çıkmış. İşi bir taraftan da carry trade'e bağlamak istiyorum. Bu anlamda bir risk görüyor musunuz? Çünkü ciddi bir sıcak para girişi oldu ama orada da hani carry trade'cilerin getirileri biraz daha kısıtlandı. Bu nasıl bir görünüm ortaya koyar önümüzdeki süreçte hem rezervler hem kurla ilgili ve yıl sonu kur beklentisi? Duygu Hanım, şöyle başlayayım. Evet, yani yerel seçimlerden sonra bende de yani kura yönelik daha iyimser bir süreç oluştu. Çünkü yerel seçimlerden sonra iki daha böyle beklediğimizden daha hızlı gelişme oldu olumlu anlamda. Bir, evet, bir yabancı girişi bekliyorduk fakat bu kadar güçlü carry trade olarak daha kısa vadede beklemiyorduk. Hele ki Evet. tahvil tarafına güçlü bir yabancı girişi oldu. Bunun etkisi var, döviz arzının artması. Benim için asıl sürpriz olan özellikle yerleşiklerin, yurt içi yerleşiklerin çok hızlı DTH'tan uzaklaşarak TL'ye geçmeleri oldu. Çünkü daha seçimden önce, daha bir hafta, iki hafta önce ciddi bir kur artacak spekülasyonla dolar talep eden ya da işte kur, döviz talep eden yurt içi yerleşim çok hızlı bir şekilde doların artmadığını görüp, yani aslında görerek inandı, söylemlerle inanmadı haklı olarak. Çünkü Türkiye'de hep söylemler var ama sonuçlar söylemlerle tutarlı olarak ortaya çıkmadığı için kendi gözleriyle gördü ve test etti. Evet, gerçekten kur artmadı diyerek ve 1-2 haftalık sürede de artmadığını, hatta aşağı yönlü baskılandığını görünce ciddi bir geçiş var. Onunla getirdiği bir etkiyle kurda aşağı yönlü baskı var. Dolayısıyla bu baskının, hatta şöyle söyleyeyim, öyle bir baskı oldu ki 1-1,5 aylık sürede 32-32,5 arasında giden yerel seçimlerden sonra bir kur gördük. Şunu söyleyeyim, yani Merkez Bankası her ne kadar benim örtük bir kur hedefim yok diyor olsa da aslında var, mecburen var. Tabii bunu açıklaması da çok doğru olmuyor. Orada biraz alanları kısıtlı. Şimdi Merkez Bankası ciddi bir döviz girişi var. Ciddi bir içeride işte dövizden TL'ye geçiş var. Ciddi bir döviz arzı ile kurda aşağı yönlü baskı oluşuyor. Aşağı yönlü baskı oluşması demek TL'de nominal değerlenme olması demek. İhracatın daha da baskılanması, ithalatın daha da artması demek. Cari açığın artışa geçmesi demek. Bu şey istenir bir durum değil. Zaten Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesi gerekiyor. Elbette ki birincil amaç Merkez Bankası'nın gidip piyasadan dolar talep etmesine rezerv, finansal istikrar, ama arka tarafta bu cari denge, makroekonomik dengeleri koruma güdüsü olduğu da kanaatindeyim. Bu nedenle Sayın Şimşek'in dediği gibi 20'li seviyelere düşmesi de istenmiyor. Ama belli bir süre 32,5'un üstüne çıkması da istenmedi. Çünkü carry trade'i daha tatlandırıcı hale getirmek için, daha teşvik edici hale getirmek için yabancıya dendi ki bakın kurda sabit bir hal var. Dolayısıyla belirli bir düzeyde ben bir bant hareketi olduğu kanaatindeyim. Fakat seçimden sonra, pardon, bayramdan sonraki sürede merdiven misali dediğimiz, işte bu ekonomi yönetimi tercih ettiği yola tekrar girdik. Ne demek merdiven misali? Tabii bu biraz zorunlu da bir geçiş oldu. Çünkü içeride ufak ufak carry trade'in momentumu azalmaya başlıyor. İçeride işte DTH'den TL'ye geçişlerde bir momentumda bir azalma oluyor. Bunların da etkisi olduğu kanaatindeyim. Hatta şunu görüyoruz. Sitti şunu açıkladı. Ben işte pozisyonlarımı kapattım dedi. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Yani bu soruyu bana carry trade ne kadar tehlikeli, kısa vadeli sıcak para, bir ya yaklaşık 2-3 hafta önce sorsaydınız bu kadar daha sıkıntılı görmeyebilirdim. Fakat şunu görmeye başlıyoruz. Gelen yabancı raporlardan da görüyoruz. Ufak ufak
hem hisse tarafında ciddi satışları olduğunu görüyoruz. Ufak ufak tahvil tarafındaki pozisyonlarında ya da ne diyelim ufak ufak çıkışların da yakın vadede olabileceğine ilişkin sinyaller de görüyoruz. Dolayısıyla evet, yani şu bir kere ekonomi yönetiminde şu noktada da bir haksızlık yapıldığı da kanaatindeyim. İşte yabancı gelmiyordu, bu kadar adım attınız, yabancı gelmiyor dendi. Öyle veya böyle carry trade'de bir yabancı geldi. Bu sefer de dendi ki geldi ama işte bu yabancılar sıcak para. Ya şurası ne? Türkiye'nin şu halde bir soğuk para diyebileceğimiz uzun vadeli yabancı çekmesine imkan yok. Dolayısıyla daha sıcak para için bile gelmeyen yabancı yatırımcı buraya uzun vadeli hiç gelmez. O açıdan hani o eleştirileri biraz hani belki hani kötü niyet yapılmadı ama biraz haksız buldum. Ama bu şu demek değildir ki ekonomi yönetiminde tamamen bu sıcak paraya güvenerek hazır böyle bir ortam oluşmuşken daha yabancıya güven verecek, yapısal sorunları çözecek, uzun vadeli yatırımcıyı çekecek adımları da atıyor olması lazım. Geç kalmaması da gerekir. Evet, elbette biliyorum gündemimiz enflasyon ama işte hazır yabancı buraya gelmişken bu konuda da adımlar atılmalı ki bakın yabancıya ben bu fırsata güvenerek rahat davranıyorum denmemesi lazım. En azından bir irade beyanının olması gerektiği kanaatindeyim piyasayı ikna etme adına. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım Duygu Hanım. Yani evet, yani bu konuda var. Aslında hani biz tabii ki de sırtımızı carry trade'e yaslamıyoruz gibi ifadeler kullandılar ama sizin de söylediğiniz gibi madem böyle bir sıcak para girişi var bunu doğrudan yatırıma dönmesi lazım. Acilen hatta bununla ilgili çalışmalar görüyor olmamız lazım ama önünüzde bir de gri liste meselesi var biliyorsunuz ki. O anlamda yatırım iklimi nasıl Türkiye'de, bir de işin o tarafını konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Duygu Hanım, şöyle söyleyeyim, yani kuvvetle muhtemel biz yani yarın bu gri liste meselesinden çıkacağız gibi görünüyor. Yani en azından eylem planını tamamladık. 40 madde var biliyorsunuz orada. 40 maddenin evet. 39'unu tamamlamıştık. Son biri dijital varlıklarla ilgili kripto yasası da meclisten geçtiği için en son ki Şubat toplantısında da mali eylem görev gücünün eylem planını tamamladığına yönelik genelde teknik bir mesele aslında bu. Ha, bir diğer evet. tartışma şu, yani bu iş siyasi bir karar mı, teknik bir karar mı? Yani ben birazcık bu mali eylem görev gücünde çalışanların notlarını okuduğumda bu işin teknik boyutu olduğunu söylüyorlar. Tamamen teknik. İşte mesela şu an mali eylem görev gücü geldi mi, nerede görev yaptı? Mesela orada çalışanların bile bunu bilmediğini söylüyorlar. Dolayısıyla teknik bir mesele olacaksa kuvvetle muhtemel biz çıkacağız gibi görünüyor. Sayın Bakan'ın gidiyor olması da bence buna bir işaret gibi görünüyor. Bu çok çok önemli Duygu Hanım. Çünkü işte gri listede olduğunuzda yani akademik çalışmalar bile bunu gösteriyor. Yabancı yatırımcı girişinde, sermaye girişinde bir azalma oluyor. Çıktığınızda da bir artış elbette ki evet. olacaktır. Bir kere bunun algısal bir tarafı kanaatindeyim. Bakın biz çok önemli bir dönemeçteyiz. Yabancının buraya gelmesi, not vermesi, rapor vermesi her açıdan olumlu etkileyeceği kanaatindeyim ben. Çünkü oradaki ülkelere baktığınızda gerçekten çok içler acısı ülkeler. Onun için ihracatçı, ithalatçı bile olumlu etkileyecek. Ya kendilerini ispatlamak için gereğinden fazla işlem maliyetine katlanmayacaklar. Onun için mutlaka yabancının algısını, gelişini etkileyeceği kanaatindeyim. Fiyatlara girdi mi? Evet girdi büyük ihtimalle. Hı hı. Belki borsa tarafında henüz girmedi farklı nedenlerle ama borsada bir baskı var. Ki ben belirli bir boyutta borsaya da girdiği kanaatindeyim. Belki de biz gri liste meselesi olmasa şu an 10 binin altındaki fiyatlamaları da görebilirdik kanaatindeyim. O açıdan fiyatlara girse de İşte 19 Temmuz'da Moody's var, Kasım'da S&P var, işte Aralık'ta Fitch var. Bunların notlarını etkileyeceği kanaatindeyim. Bu meselenin önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. En azından itibar açısından bile. O açıdan kuvvetle muhtemel çıkacağız teknik olarak. Öyle gibi görünüyor. Benim de beklentim bu yönde Duygu Hanım. O açıdan yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani ekonomi yönetiminin üzerinde çok fazla yük var ama bu hani biraz daha yabancıyı, daha böyle yapısal, hukuksal anlamda da gerçek anlamda adımlar atılabilirse eğer, çabalar görülebilirse hı hı. bence daha olumlu olur kanaatindeyim mesele.